Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisi yapısı bakımından birleşik bir cümle değildir demiş. Hatırlarsanız birleşik cümle içinde yan cümlecik olan cümlelere denirdi arkadaşlar ve bir tane yüklemden oluşmaktaydı. Sanatçı insanı ilgilendiren her şeyi konu alabilir. Alabilir yüklem, ilgilendiren derken burası yan cümleciktir. Çünkü burada an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu cümle girişik, birleşik bir cümledir. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Sanatçı insan ruhunu yansıttığı müddetçe var olur. Var olur yüklem. Bakın yansıttığı derken burası yan cümleciktir. Çünkü dıktık eki yine sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Bu da girişik, birleşik bir cümledir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Sanatçı var olanın görünmeyen yüzünü anlatır. Anlatır yüklem. Bakın var olanın derken an en eki yine sıfat fiil ekidir. Görünmeyen derken buradaki an en eki de yine sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla iki tane yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu da girişik, birleşik bir cümledir. Bundan ötürü C seçeneğini denemiş oluruz. Sanatçı eserini oluştururken özgün olmak zorundadır. Bakın, zorundadır yüklem. Oluştururken derken ken burada zarf fiil ekidir. Bu da yan cümleciktir. Bu da arkadaşlar girişik, birleşik cümleyi oluşturmaktadır. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Sanatçı dış dünyadaki nesnelere adeta yeniden biçim verir. Verir yüklem. Bakın içinde yan cümlecik yok. Fiilimsi yok. Bundan dolayı bu cümle nedir? Basit cümledir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisi yapısı bakımından sıralı bir cümle değildir demiş. Birden çok yüklemi olan cümlelere sıralı cümle denir. Söz söyle alana, kulağında kalana. Bakın burada iki cümle birbirinden virgülle ayrılmış. Diyeceksiniz ki iki tane yüklem nerede burada? Arkadaşlar söyle yüklem. Burada öge ortaklığı olarak yüklemin ortak olduğunu görüyoruz. Söz alana söyle, söz kulağında kalana söyle şeklinde olacak. Dolayısıyla yüklemi ortak sıralı bir cümledir bu. Bundan dolayı arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Baktırır yüklem, yaktırır yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar. Atma yüklem, sıçrar yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. Bunu denemiş oluruz. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. Bilmez yüklem, burada da bilmez yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. Bunu denemiş oluruz. Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz. Kalmaz yüklem. Yağsa sözcüğü burada yan cümleciktir. Çünkü SSA şart ekiyle oluşmuş bir birleşik cümle görüyoruz. Yani şartlı birleşik cümle görüyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar bu sıralı cümle değil, birleşik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımlı sıralı cümle değildir? Bir ögesi ya da birden fazla ögesi ortak olarak kullanılan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle adı verilir. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Gecikir yüklem, gelmez yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Geciken ne? Kara tren özne. Gelmeyen ne? Kara tren özne. Bakın, öznesi ortak, bağımlı, sıralı bir cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bozuk bir saattir yüreğim, hep sende durur. Bozuk bir saattir yüklem, durur yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu nedir yine? Sıralı cümledir. Bozuk bir saat olan ne? Yüreğim özne. Hep sende duran ne arkadaşlar? Yüreğim, bu da özne. Bakın bunun da öznesi ortak. Bu da yine nedir arkadaşlar? Bağımlı,
sıralı bir cümledir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Sabahleyin gökyüzü açıktı, ufuk parlaktı. Açıktı yüklem, parlaktı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu da sıralı bir cümledir. Açık olan ne? Gökyüzü özne. Ne zaman açıktı? Sabahleyin zarf tümleci. Parlak olan ne? Ufuk özne. Ne zaman parlaktı? Sabahleyin zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, burada da zarf tümleci ortak olan yine bağımlı sıralı bir cümle görüyoruz. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Gün bitti, ağaçtaki neşe söndü. Bitti yüklem, söndü yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu da yine sıralı cümledir. Biten ne? Gün özne. Sönen ne? Ağaçtaki neşe özne. Bakın arkadaşlar, herhangi bir öge ortaklığı var mı? Yok. Bundan dolayı bu cümle nedir? Bağımsız sıralı bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakmış olalım. Kalbim seni arıyor, seni soruyor her geçene. Arıyor yüklem, soruyor yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu sıralı cümledir. Arayan ne? Kalbim özne. Soran ne? Kalbim özne. Görmüş olduğunuz gibi burada da arkadaşlar öznenin ortak olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu da bağımlı sıralı cümledir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisi yapısı bakımından bağımsız sıralı bir cümledir? Yani öge ortaklığı olmayacak arkadaşlar. Yağmur yağdı, birçok evi ve dükkanı sel bastı, dursun. Hikayeyi aldı, çocuklara yüksek sesle okudu. Bakın aldı yüklem, okudu yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Kim aldı? O, gizli özne. Neyi aldı? Hikayeyi, belirtili nesne. Okudu yüklem, okuyan kim? O, özne. Öznesi ortak. Neyi okudu arkadaşlar? Hikayeyi. Bu sefer de nedir? Nesnesi de ortak oldu. Görmüş olduğunuz gibi öznesi ve nesnesi ortak, sıralı bir cümledir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Ressam çizgilerle düşünür, renklerle konuşur. Düşünür yüklem, konuşur yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. Düşünen kim? Ressam özne. Konuşan kim? Yine arkadaşlar ressam özne. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de öznesi ortak, yine bağımlı, sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Bahçedeki kiraz ağacını gördüm, mutlu oldum. Gördüm yüklem, mutlu oldum yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için sıralı cümledir. Gören kim? Ben, gizli özne. Peki mutlu olan kim? Ben, gizli özne. Bakın arkadaşlar, burada da yine öznesi ortak, sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Kimseye aldırmıyor, her şeyi bildiği gibi yapıyordu. Aldırmıyor yüklem, yapıyordu yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. Kim aldırmıyordu? O, gizli özne. Peki kim yapıyordu? O, gizli özne. Bakın arkadaşlar, öznesi ortak, yine sıralı bir cümle görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Gelelim A seçeneğine. Yağmur yağdı, birçok evi ve dükkanı sel bastı. Yağdı yüklem, bastı yüklem. Bakın arkadaşlar, yağan ne? Yağmur özne. Ne bastı? Sel özne. Neyi bastı? Birçok evi ve dükkanı nesne. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Çünkü iki yüklem birbirinden virgülle ayrılmış. Fakat öge ortaklığı olmadığı için buna biz bağımsız sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisi yapısı bakımından bağımsız sıralı bir cümle değildir demiş. Kar yağdı, köy yolları kapandı. Yağdı yüklem, kapandı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için
Bu nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Yağan ne? Kar özne. Kapanan ne? Köy yolları. Bu da özne. Öge ortaklığı olmadığı için biz buna ne diyoruz? Bağımsız sıralı cümle diyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kimse ders çalışmıyor, herkes konuşuyordu. Çalışmıyor yüklem, konuşuyordu yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim çalışmıyor? Kimse özne. Ne çalışmıyor? Ders, nesne. Kim konuşuyordu? Herkes özne. Bakın yine öge ortaklığı yok. Bundan dolayı bu da bağımsız sıralı cümledir. Bunun için B seçeneğini denemiş oluruz. Şiir duygudur, roman gerçektir. Duygudur yüklem, gerçektir yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Duygu olan ne? Şiir, özne. Gerçek olan ne? Roman, özne. Burada da öge ortaklığı olmadığını görüyoruz. Bu da bağımsız sıralı cümledir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bana kızdı, sonra sevgiyle sarıldı. Dursun. Güneş battı, işçiler işi bıraktı. Battı yüklem, bıraktı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu da yine nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Batan ne? Güneş, özne. Kim bıraktı? İşçiler, özne. Neyi bıraktı? İşi, belirtili nesne. Bakın arkadaşlar burada da öge ortaklığı yok. O yüzden bu da yine nedir? Bağımsız sıralı cümledir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Bana kızdı, sonra sevgiyle sarıldı. Kızdı yüklem, sarıldı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim kızdı? O, gizli özne. Kime kızdı? Bana, dolaylı tümleç. Kim sarıldı? O, gizli özne. Bakın öznesi ortak. Kime sarıldı? Bana, dolaylı tümleç. Dolaylı tümlecin de ortak olduğunu görüyoruz. Nasıl sarıldı? Sevgiyle zar tümleci. Ne zaman? Sonra. Bu da zar tümleci. Arkadaşlar hem öznesi hem de dolaylı tümleci ortak, bağımlı, sıralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 6. soru. Dizelerin hangisi yapısı bakımından bağlı bir cümledir demiş. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Bakın verdi yüklem, verdi yüklem, verdi yüklem. Bu yüklemler birbirine virgülle bağlandığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sıralı cümle diyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Yine aynı şekilde verdiler burada yüklemdir. Yüklemlerin birbirine virgülle bağlandığını görüyoruz. O yüzden bu da sıralı cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Ne bir vefa gördüm, ne bir fayda buldum. Dursun. Bir çekirdek verdim, yüklem. Dört bostan verdi, verdi yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için yine bu da sıralı cümledir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Kolun açmış, açmış yüklem. Yollarımı gözlüyor, gözlüyor yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu da sıralı cümledir. Bunu denemiş oluruz. Ne bir vefa gördüm, gördüm yüklem. Ne bir fayda buldum, buldum yüklem. İki yüklem birbirine tekrarlı bağlaç olan NN bağlacıyla bağlandığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bağlı cümle diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Dizelerin hangisinde birden çok yargı kullanılmıştır? Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine. Açtı yüklem. Bir tane yargı var. Basit bir cümle. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yeşil pencereden bir gül at bana, at yüklem, bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecik ya da yargı bildiren bir sözcük olmadığı için bunu denemiş oluruz. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Bakın arkadaşlar, kalsın yüklem, verin yüklem. İkisi de emir kipinde çekimlenmiş. İki tane yargı var. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gözlerime yavaşça doldu akşam, doldu yüklem. Burada da bir yüklem var, bir yargı var demektir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, ara yüklem. Burada da bir tane yargı var. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz.
Sekizinci soru, bu dizeler yapısı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır demiş. Bakalım, yar oturmuş kurulur nas postuna. Bakın oturmuş yüklem, kurulur yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu nedir arkadaşlar? Bu sıralı cümledir. Bu çamlıkta söylenmiş son sözlerini babam, söylenmiş yüklem, bir tane yüklem var. Ve içinde yan cümlecik bulunmadığı için bu cümleye ne diyoruz arkadaşlar biz? Basit cümle diyoruz. Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda, verdim yüklem. Bakın yine bir tane yüklem var ve içinde yan cümlecik olmadığı için bu da basit cümledir. Dolayısıyla 2 ile 3 birbiriyle eşleşmiş olur. Daha gün batmadan kapanırdı kapılar, kapanırdı yüklem, batmadan demiş. Bu yan cümleciktir. Çünkü madam meden eki arkadaşlar bildiğiniz gibi zarfı ilekidir. O yüzden biz buna ne diyoruz? Birleşik cümle diyoruz. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Bakın akar yüklem, bilmem yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için yine bu da sıralı bir cümledir. O yüzden biz 1 ile 5'i de eşleştirebiliriz. Dışarıda kalan nedir arkadaşlar? 4 numaralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Sıralı cümlelerin hangisinde birden çok öge ortak olarak kullanılmıştır? Roman ruhumuzu yönlendirir, ona yeni bir boyut kazandırır. Arkadaşlar bakın renklendirir yüklem, kazandırır yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgülle bağlandığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sıralı cümle diyoruz. Renklendiren ne? Roman, özne. Neyi renklendirir? Ruhumuzu, nesne. Kazandıran ne? Roman, özne. Ne kazandırır? Yeni bir boyut kazandırır. Nesne, neye? Ona, dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar burada sadece bir tane ögenin yani öznenin ortak olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Büyük şiir düşüncelerimizi tatmin etmez, allak bullak eder. Bu dursun. Tiyatro izleyiciyi sahneye bağlar, ona farklı tatlar sunar. Arkadaşlar bağlar yüklem, sunar yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgülle bağlandığı için bu sıralı cümledir. Bağlayan ne? Tiyatro özne. Kimi bağlar? İzleyiciyi, belirtili nesne. Nereye bağlar? Sahneye, dolaylı tümleç. Sunan ne? Tiyatro. Bakın öznesi ortak. Ne sunar? Farklı tatlar. Belirtisiz nesne. Kime? Ona, dolaylı tümleç. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da öznesi ortak, sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Kitap insan zihnine yön verir, onu zenginleştirir. Yön verir yüklem, zenginleştirir yüklem. Yön veren ne? Kitap özne. Neye yön verir? İnsan zihnine, dolaylı tümleç. Zenginleştiren ne? Kitap özne. Kimi zenginleştirir? Onu, belirtili nesne. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine öznesi ortak sıralı bir cümle görüyoruz. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Deneme kişisel düşüncelere dayanır, öznellik içerir. Dayanır yüklem, içerir yüklem. İki yüklem birbirinden noktalı virgülle ayrıldığı için sıralı cümledir. Dayanan ne? Deneme, özne. Neye dayanır? Kişisel düşüncelere, dolaylı tümleç. İçerir yüklem. Ne içerir? Deneme. Bakın burada da yine öznesi ortak. Deneme ne içerir? Öznellik. Bu da arkadaşlar belirtisiz nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi burada da öznesi ortak, sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Şimdi geçiyoruz B seçeneğine. Büyük şiir düşüncelerimizi tatmin etmez, allak bullak eder. Tatmin etmez yüklem, allak bullak eder yüklem. İki yüklem birbirinden noktalı virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. Tatmin etmeyen ne arkadaşlar? Büyük şiir özne. Neyi tatmin etmez? Düşüncelerimizi, belirtili nesne. Allak bullak eden nedir peki? Yine büyük şiir. Neyi allak bullak eder? Düşüncelerimizi, nesne. Görmüş olduğunuz gibi öznesi ve nesnesi ortak.
bağımlı sıralı bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru, atasözleri yapısı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. Kazanmaz yüklem, kazanır yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yanar yüklem bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecik olmadığı için buna basit cümle denir. Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. Esmez yüklem. İstediği derken burası yan cümleciktir. Çünkü dıktık eki burada sıfat fiileki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da bu girişik, birleşik cümle olarak kabul edilir. Borçlu ölmez, benzi sararır. Ölmez yüklem, sararır yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da arkadaşlar sıralı cümledir. Dolayısıyla A ile D'yi eşleştirmiş oluruz. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Esirgenmez yüklem. Gelen derken burası yan cümleciktir. Anası mezar dikecekmişten bu da sıfat fiileki almıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yine nedir? Birleşik cümledir. Girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı da biz C ile E'yi de eşleştirmiş oluruz. Geriye kalan yalancının mumu yatsıya kadar yanar cümlesi basit cümle olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 11. soru, cümlelerin hangisinde ki'den sonra gelen kısım ötekilerden farklı bir ögedir demiş. Anlaşıldı ki bahçedeki bütün güller solmuş, dursun. Anladım ki söylediğim bütün sözler yalanmış. Anladım yüklem. Kim ben gizli özne. Ben neyi anladım? Söylediğim bütün sözlerin yalan olduğunu. Bu nesnedir arkadaşlar. Duydum ki sınavdan yüksek puan almış. Duydum yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben neyi duydum? Sınavdan yüksek puan aldığını. Bakın bu da nesnedir. Gördüm ki şehrin genel yapısı değiştirilmiş. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben gizli özne. Ben neyi gördüm? Şehrin genel yapısının değiştirildiğini. Bu da nesnedir. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Desem yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben ne desem? Vakitlerden bir Nisan akşamıdır desem, bu da nesne görevindedir. Anlaşıldı ki bahçedeki bütün güller solmuş. Anlaşıldı yüklem. Kimin anladığı belli değil. Bakın edilgenlik eki almış. Anlaşılan ne peki? Bahçedeki bütün güllerin solması. Dolayısıyla bu arkadaşlar öznedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizeler yapısı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Dost dost diye nicesine sarıldım. Sarıldım yüklem. Diye derken buradaki e nedir? Zarf fiilekidir. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde zarf fiil olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik cümle diyoruz. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır yüklem. İçinde yan cümlecik yok. Bir yüklemden oluşmuş. Dolayısıyla bu basit cümledir. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Dolandım yüklem, yoruldum yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. Her türlü isteğim topraktan aldım, aldım yüklem. Bakın içinde yan cümlecik yok, fiilimsi yok. O yüzden bu cümlede nedir? Basit cümledir. Nice güzellere bağlandım, kaldım. Bağlandım yüklem, kaldım yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için yine arkadaşlar bu da sıralı cümledir. Dışta kalanı sormuştu. Bakın bir numaralı cümle birleşik cümle olup diğerleri de birbiriyle eşleştiği için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit bir cümle durumunda değildir demiş. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Yaşıyor yüklem. Bakın arkadaşlar içinde yan cümlecik yok. Bundan dolayı bu cümle nedir? Basit cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dursun. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Sanıyorum yüklem. Bir yüklem var ve içinde fiilimsi yok. O yüzden bu cümle nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz.
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları, güldürmüyor yüklem. Bir yüklemden oluşmuş ve içimde fiilimsi olmadığı için bu da basit cümledir. Bunu denemiş oluruz. Dalgaların gözümde tütüyor mavi yeşil, tütüyor yüklem. Bir yüklemi var ve içinde fiilimsi olmadığı için bu da basit cümledir. Bunu denemiş oluruz. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı cümlesinde ise sevmiyorum yüklem. Bakın buradaki mışmış eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Bir yüklemi var ve içinde yan cümlecik barındırdığı için biz buna ne diyoruz? Girişik, birleşik cümle diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru, dizelerden hangisi öge ortaklığı olan bir sıralı cümledir demiş. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Karardı yüklem, düştü yüklem, iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Kararan ne? Yollar, özne. Ne zaman karardı? İlkin, zarf tümleci. Düşen ne? Heyelan, özne. Ne zaman düştü? Sonra zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, öge ortaklığı olmadığı için bu cümle nedir? Bağımsız, sıralı bir cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tersine döndü her şey. Sanki asuman düştü. Düştü yüklem, döndü yüklem. Virgülle ayrıldığı için sıralı cümledir. Dönen ne? Her şey, özne. Neye döndü? Tersine, dolaylı tümleç. Düşen ne? Asuman, özne. Nasıl? Sanki, zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, burada da öge ortaklığı yok. O yüzden bu da bağımsız sıralı cümledir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Zedelendi yüklem, düştü yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Zedelenen ne? Sağduyu, özne. Düşen ne? Körleşen izan, özne. Bakın burada da herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için bu da bağımsız sıralı bir cümledir. O yüzden bunu denemiş olduk. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Düştü yüklem, düştü yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Düşen ne? Han, özne. Düşen ne? Hancı, özne. Hancı ne ile düştü? Sensizlik depremiyle, edat tümleci. Han ne ile düştü? Yine sensizlik depremiyle, edat tümleci. Görmüş olduğunuz gibi edat tümlecinin ortak olduğu bağımlı sıralı bir cümle görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Düştü yüklem, koptu yüklem, sarardı yüklem. Üç yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Sararan ne? Yeşil yaprak, özne. Kopan ne? Dal, özne. Düşen ne? Fidan, özne. Öge ortaklığı olmadığı için bu da arkadaşlar yine bağımsız sıralı cümledir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 15. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur demiş. Devrik cümle. Bakın, yaşadığımız günleri duyurur bize edebiyat dergileri ifadesinde duyurur yüklem. Yüklem ortada olduğu için devriktir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Girişik birleşik cümle demiş. Duyurur yüklemdi. Yaşadığımız sözcü arkadaşlar yan cümleciktir. Çünkü dık dık eki burada sıfat fiildir. Dolayısıyla bu girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Sıralı cümle dursun. Fiil cümlesi zaten duyurmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Bundan dolayı bu fiil cümlesidir. O yüzden bunu denemiş olduk. İç içe birleşik cümle demiş. Bakın burada Ataç'ın sözü var. Ölürken bana en genç şairin en son şiirinden dizeler okusunlar ifadesinde bu yan cümleciktir. Demişti arkadaşlar, ana cümledir. Dolayısıyla bir cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için buna biz iç içe birleşik cümle diyoruz. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada sıralı cümle olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.